merhabalar. Bugünkü aracımız 2005 model Kia Sorento. Bu araçta montajla ilgili ne tür önceden yapılan montajla ilgili ne tür aksilikler yapılmış, aksaklıklar yapılmış ve bizim yaptığımız araca hangi tür dokunuşlarımız var, hangi özel ekipmanları kullanıyoruz, onunla ilgili bilgi vereceğim. Sonra montajdan sonra da bitmiş halinin videosunu da hazırlayacağız. Şimdi ilgili araçta şu kısmını göstereyim. İlgili noktadan sökerken kırmışlar ve bantlamışlar, yapıştırmışlar böyle. Kullanıcı da bu kırıklığı göstermemek için şöyle bir çözüm bulmuş kendince. Bir aracı sökerken söküm atası gerekli ekipmanları kullanmadığı zaman bu şekil sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İki, şu anda oluşturduğumuz bizim soket yapımız. Grundig cihazı entegre edeceğiz. Şu anda üzerinden çıkan Android cihazın soketi şu haldeydi. Gördüğünüz gibi. Biz bunu çıkardık. Aracı tamamıyla fabrikasyon bez bantla söküp bağlayıp birebir karşılık konnektörlerini hazırladık. Böylelikle aracın orijinalinden kesinlikle ödün verilmedi. Orijinal haline çevrildi. Bez bant kullanılmamış. Tamamıyla yapış yapış ve kablolar birbirinden çıkmak üzereydi. Öyle bir montaj şekli. İkinci hata. Bu tarz araçlara montaj yapılırken orijinal ekipman kullanmamışlar. Gördüğünüz bu çerçeveyle aracın orijinal ekranının boşluklarını doldurmaya çalışmışlar. Şuralardaki boşlukları böyle iğreti bir çerçeveyle doldurmaya çalışmışlar, uydurmaya çalışmışlar. Normalde yapılması gereken orijinal ekipmanla aracın renk dokusuna uyumlu bu şekilde bir ekipmanın kullanılması lazım. Biz bunu montajdan sonra tekrar videoda daha sağlıklı, net gözükecek. Bu birinci konu. Ayrı bir konuydu. Diğer bir farklı konu da cihazı ilgili alana montaj ederken şöyle atılan vidaları görüyorsunuz. Oynuyor zaten. Bu şekilde bir ekipman kullanmışlar. Asıl olan işlemin ayarlı kızakla, şu gördüğünüz kızakla ilgili alana cihazın sağlam bir şekilde sabitlenmesi. Bu şekilde sabitlenmesi lazım ilgili noktalardan. Cihazın da ayarlı kızaklarla ileri geri hareketlerini sağlamak. Bu da farklı bir detaydı. Şimdi sırasıyla cihazımızı toplayacağız. Toplanmış halinde videosunu göstereceğim. Merhabalar tekrar. Yaptığımız işlemi bitirdik. Biraz önce bahsettiğimiz montaj hatalarını. Şu anda gördüğünüz gibi cihazımızın montajını gerçekleştirdik. Kurduğumuz çerçeve aracın hatlarına birebir uyumlu olarak fit olarak gerçekleştirdik. Zaten soket yapısı, konnektör yapısını da göstermiştim. Direksiyon kumandalarını da sorunsuz bir şekilde araç içerisinde çalıştırdık.